Bölüm gerçekten çok keyifliydi. Sadece dövüş değil, hikayesel ve karakter kurgusu hakkında da konuşacak çok şey var. Dilerseniz hiç bekletmeden incelemeye geçelim. Bölümün ilk sayfalarında pek bir şey yok ama özetleyecek olursam bölüm Onigashima adasından habersiz olan Çiçek Başkenti'nde başlıyor. Başkentte keyifler güzel çünkü siviller henüz bir savaşın olduğundan habersizler. Tenguyama'yı görüyoruz ve Tenguyama sayesinde Tama'nın nasıl Onigashima'ya gittiğini öğreniyoruz. Onigashima başkente çok yaklaşmış. Ama şöyle bir durum var, başkentte olan siviller Onigashima'dan habersizler. Gökte uçan Onigashima gözükmüyor çünkü başkentte hava aşırı bulutlu. Lakin sivillerin bu habersizliği bölümün ilerisinde yaşanacak bir olaya kadar sürecek. Bölümün diğer sayfasında ise Onigashima çatısındaki savaşı tanıklık ediyoruz. Çatıda bulunan bir Mary, çatıdaki tüm olayları sesli bir şekilde tüm adayı duyuruyor. Bu Mary denilen kişi veya kişiler sizce de başımızı çok ağrıtmıyor mu? Mary dediğimiz şey ada içindeki istihbaratı sağlayan canavar korsanları için bir gözetleme ve iletişim kurma aracı. Bu araç birçok canlı kişiler tarafından kullanılabilir. Genellikle Mary'lerin yüzünde üstünde bir göz bulunan kağıt vardır. İşin ilginç tarafı ise Bohang, yani bu Mary'lerin başındaki Kaido'nun sekreteri Siper Porojan'ı ile çalışan birisi. Yani siz Mary'leri alıkoymak istiyorsanız karşınıza ister istemez Siper Poro çıkacaktır. Ve bilin bakalım bizim tayfada Mary'lere dikkat çeken isim kim oldu? Tabii ki de Usopp. Hey Nami, şuradan Sanji'nin sesi geliyor. Az önce de görmüştüm. O göz de neyin nesi? Eğer Usopp bu sesin peşine, daha doğrusu Mary'lerin peşine düşerse eninde sonunda karşısına Siper Poro'yu alacaktır. İşte Usopp böyle bir karakter arkadaşlar. Ne yapsın ne etsin hep böyle büyük rakipleri ve olayları yakalamayı başarıyor. Bölüme dönecek olursam Mary tüm adada anons geçiyor ve çatıda Yamato, Pembe Ejder ve Luffy üçlüsünün bulunduğundan bahsediyor. Yamato Pembe Ejderha'yı görünce aklına Momo geliyor ve Momo'nun yaklaşık 30 bölüm önce söylediği şeyi hatırlıyor. Keşke onun gibi bir canavara dönüşebilseydim. Herkese büyük bir yardımım olurdu. Bu arada Mary Pembe Ejderha'nın kim olduğunu hala tespit edebilmiş değil. Hemen aşağı kata geçiyoruz ve Queen'in Yamato'ya olan tepkisini görüp tekrar yukarı çıkıyoruz. Kaido saldırı yapmaya hazırlanırken Luffy Momo'ya da aynı şeyi yapmasını istiyor ama bildiğiniz gibi bir meyvede uzmanlaşmak öyle basit bir şey değil. Sabo Mera Mera Nomi meyvesini yedikten sonra yanlışlıkla kıyafetini yakıyordu hatırlıyorsanız. Yani Luffy'nin Momo'dan istediği şey öyle basit bir şey değil. Kaido'nun saldırısını Momonosuke zar zor atlatıyor ve o vakit Luffy Momo'ya bir şey söylüyor. Momonosuke duyduğu şey karşısında ne yapacağını şaşırıyor. Luffy dediği şeyden hemen sonra Kaido'ya atılıyor ve 3. vitesteki bir saldırısıyla Kaido'yu yere yatırıyor. Momo da tam o vakitte Luffy'nin dediği şeyi bize açıklıyor. Hey Momo, Kaido'yu ısır. Momonosuke her ne kadar korksa da, her ne kadar çekinse de annesi ve babasının ölümünü hatırlıyor ve ağzını açıp gözünü yumuyor. Sonuç ise bu. Evet, Kaido çığlık atıyor arkadaşlar. Ama Kaido'nun ejderha formu saldırılara çok açık bir form olduğu için bana öyle rahatsız edici gelmedi. Çatıda hep bunu gördük aslında. Kaido ne zaman ejderha formuna geçse hep dayak yiyen taraf oluyor. Zaten Kaido yarası deşildiği vakit ekstra tepkiler veren birisi. Tabii Kaido hemen bu saldırıdan sonra kendine geliyor ve Momo'ya ne yaptığını sanıyorsun diyor. Momo ise Kaido'nun Wano Kuni'yi yok ettiğinden bahsediyor ve şu an Kaido'yu durdurmak zorunda olduğunu açıklıyor. Tam bu vakitte olaylar raydan çıkıp Kaido Momo'ya dalacakken Luffy gene olaya yetişiyor ve aferin Momo diyor. Luffy'nin burada yaptığı şey şapka çıkartmamız gerekiyor. Sizce Luffy yardıma ihtiyaç duyduğu için mi Momo'dan Kaido'yu ısırmasını istedi? Bence hiç de öyle değil. Bölümde biraz daha ilerleyelim, bu konu hakkında konuşacağız. Aşağı katlara geçiyoruz ve Jack ile Prespero'nun anlık zaferine tanık oluyoruz. Jack Kaido'nun bulut getirdiğini ve ayın görünümünün yok olduğunu, bu sebepten ötürü Inuarashi'nin de Sulong formunu kaybettiğini söylüyor. Ama Inu bir kez daha saldırsaymış Jack kaybedermiş. Valla reis, sen istediğin kadar dayanamıyorum falan de, benim gözümde serideki en dayanıklı adamlardan bir tanesisin. 3 gün boyunca hiç ara vermeksizin 12 saat kedi 12 saat köpekle savaş, ardından Zou'dan hayatının darbesini ye, o darbeden sonra Fujitora'da, Tsuru, Sengoku'lu gemiye saldırıp oradan da sağ çık. Yani daha ne olsun? Savaşta da büyük bir Sulong form ordusunu karşısına alıp birçoğunu yok edecek. Ve biz sadece bir Sulong formunun Big Mom korsanlarına ne yaptığını çok iyi biliyoruz. İşte Jack bunun ordusuna karşı savaştı ve eninde sonunda mağlup düştü. Ama gene iyileşip kalkmasını bildi ve görevinin başına geçti. Yani 10 numara bir görev adamı Jack, her tayfada olması gereken birisi. Bu arada Jack'in hibrit formu da mitolojik karakter olan Centaur'a çok benziyor, hatta birebir aynısı diyebilirim. Konuya dönecek olursam köpeğin durumundan kedi de nasibini almış ve Prespero karşısında köpek de aynı duruma düşmüş. Prespero burada kediye şanssızsın diyor.
Hemen bir sonraki sayfada ise az önce size sorduğum soruya cevap verecek birkaç tane panel görüyoruz. Luffy'nin sesi tüm kalede duyulur ve Momo diye bağırır. Az önce ısırdığın şey denizlere hükmeden Yonko'nun ta kendisiydi. Bu dünyada hala korkman gereken bir şey var mı? Momo ise hayır diye bağırıyor. Ve Luffy haydi git uçabilirsin diyor. Momo ise bu sefer evet diye bağırıyor. Ve Luffy son isteğini Momo'ya söylüyor. Onigashima'nın başkenti düşmesini durdur. İşte dostlar, Pankazart'ta o uçmaktan korkan adam bırakın uçmayı, Kaido'yu ısıracak ve koca adayı durduracak kadar gözünü karartmış hale geldi. Peki bu kimin sayesinde oldu? Tartışmaya gerek yok, hatta sormama dahi gerek yoktu. Luffy Momonosuke tabiri caizse adam etti arkadaşlar. Karakter gelişimi dediğimiz şey tam olarak bu. Önceki bölüm incelemesinde Luffy'nin Momo'yu gittikçe olgun bir haline getirdiğini söylemiştim. Tıpkı Shiroishi'ye yaptığı gibi. Luffy özellikle böyle bir insan. İnsanlara bir şey öğretiyor. Onların gelişmesinde yardımcı oluyor. Seri içinde bunun ilk büyük örneği Luffy'nin Vivi'ye yumruk atıp niye sadece kendi hayatını ortaya koyuyorsun? Bizim de hayatımızı ortaya koy. Biz senin arkadaşınız demesiydi. İşte böyle epik ve karakterler için önemli olaylarda Luffy adeta bir dahiymiş gibi davranıp karşısındaki kişinin gelişmesini sağlıyor. Luffy'nin en sevdiğim huyu da bu arkadaşlar. Mangaya dönecek olursak Luffy Momo'ya söylediği şeyler sonrasında Kaido'yu bana bırakın. Mutlaka kazanacağım diyor ve bu sözünü adadaki herkes duyuyor. Tabi herkes deli gibi seviniyor. Bu arada Big Mom biraz yaralanmış gibi gözüküyor bu panelde. Bir de Zoro ile Sanji'nin sır sırtı verip King ve Queen'le kapışmasını çok sevdim arkadaşlar. Bence çok hoş bir görüntü olmuş. Bu olaylardan sonra Kaido kanabosuna, Luffy de yumruğuna, kralların ikisini kaplatıp birbirine vuruyorlar. Ve saldırılar birbirine değmiyor. Bu olayı zaten her kralların hakisi çarpışmasında görmüştük. Ama ondan sonra gördüğümüz şey beni çok duygulandırıyor. Bu çarpışmanın etkisiyle gökyüzünün ikiye ayrıldığını görüyoruz. Vay be. Biz bunu seride ilk kez Shanks ve Beyaz Sakal'ın çarpışmasında görmüştük. Ve ben demiştim ki Luffy ne zaman böyle bir adam olacak? Cevabımı ise bu panelde alıyorum. An itibariyle şunu söyleyebilirim ki Luffy bambaşka seviyede. Bu gökyüzünün ikiye ayrılma durumunu dediğim gibi seride çok az gördük. Kaido, Big Mom, Beyaz Sakal, Shanks. Roger, Beyaz Sakal da diyebiliriz ama bu sahnede gökyüzünü görmüyoruz. Şimdi bunların yanına bir de Luffy Kaido eklendi. Son sayfaya gelecek olursak Prospero en son kediye şanslısın demişti. Ama havaya bir bakıyor ki Dolunay artık gözüküyor. Dolunay'ın gözükme sebebi Luffy ve Kaido'nun çarpışması sonucunda gökyüzünün ikiye ayrılması. Kedi ve köpek bunun üstüne Slong formlarına geçiyorlar ve Jack ile Prospero ikilisini yeniyorlar. Yani Prospero neyse de Jack'in bir tane isimli saldırı yapmadan yenilmesi cidden çok vasat bir durum ve benim hiç hoşuma gitmedi. Jack yenildikten sonra bir panel daha görüyoruz ve kapıların ardında maalesef Orochi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar az sonra diyeceklerimin bir yeri not edin isterseniz. Büyümüş Momonosuke Orochi'yi yenecek. Orochi'nin ismini aldığı Yamato Orochi adlı 8 başlı yılan Ameno Tosugiri diye bir kılıca yeniliyor. Bir şey çağrıştırdı mı? Ameno Habakiri. Odin'in kılıçlarından en mayalan Hiyori'ydi. Ameno Habakiri kılıcını alan ise Momonosuke'ydi. Momo'nun Orochi'yi yenmesi öyle mantıksız bir olay da değil aslında. Çünkü antrenman sırasında çalıştığı kişilerden bir tanesi de Zoro'ydu. Ki baktığımızda Orochi de öyle güçlü birisi değil. Ayrıyeten intikam savaşları çok fazla oluyor Wano'da. Kedi Pedro'nun, köpek ise tüm Minklerin intikamını aldı. Momonosuke de Orochi'den intikamını alacaktır. Evet, bölüm incelemesi buraya kadardı ama incelemelerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Videolar beğenildiği için incelemelere devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.